Ali ve sellemin sünnet koyduğu bir konuda hiç kimsenin görüşü olamaz. Yani işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden birisi sıkışık vaziyette namaza durmasın diyor. Birisi çıkıyor diyor ki benim görüşüme göre yani sıkışık vaziyette namaz kılsa bu namaz da geçerlidir. Mekruhtur ama geçerlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kadar söylemiş. Yani bu namazın olacağı, olmayacağı, kabul edileceği, edilmeyeceği değil bak. Sıkışık vaziyette namaza durmaz. Yani minareyi çalma ki kılıfıyla uğraşma. Evet. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle demiştir. Allah kitap ve sünnet dışında hidayet arayan kimsenin ancak uzaklığını artırır. Kim hidayet, kitap ve sünnet dışında bir şeyle ararsa Allah onun ancak uzaklığını artırır. Ben Mesne'yi okuyayım, ben Risale-i Nur okuyayım veya başka bir şeyle hidayet bulayım peşinde olanlara İbn-i Teymiye kendi aslında böyle bir cevap vermiştir. Kim Allah'a hidayeti kitap ve sünnet dışında bir şeyle ararsa o ancak Allah'tan uzaklığını artırmış olur. Nahl suresindeki ayette Kur'an'a tabi olmakla yetinmenin gerektiği açıklanmıştır. Çünkü her şeyin açıklaması olarak bu kitap indirilmiştir. Araf suresindeki ayette kitap ve sünnete tabi olmak emredilmiş ve bunlara muhalif olanlara tabi olmaktan sakındırılmıştır. Nur suresindeki ayette hidayet için Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak şart koşulmuştur. Eğer ona itaat ederseniz tehdedu, hidayet bulursunuz. Yani eğer Resul'e itaat ederseniz hidayet bulursunuz. Yani mevhumun muhalifi itaat etmezseniz hidayet bulmazsınız. Başka bir mevhumun muhalifi eğer ondan başkalarına itaat ederseniz hidayet bulamazsınız. Böyle. Evet, kitap ve sünnet dışında hidayet aramaktan Nebi Aleyhisselatü Vesselam ağır tehditle uyarmış. Ömer radıyallahu anh bile olsa. Ömer radıyallahu anh gibi raşid halifelerden sayılan. Yani benden sonra Nebi gelecek olsa Ömer olurdu denilen. Şeytan işte Ömer'i gördüğü yerde kaçar, başka sokağa girer denilen bir insan. Böyle olmasına rağmen bu Ömer radıyallahu anh kitap ehlinden edindiği bazı kağıtlarla gelince Allah Resulü'nün iki kaş arasındaki damarı kabarıyor. Ve bu hadis ittiba tevhidi dediğimiz şeye delil olmakta. Yani Musa Aleyhisselam dahi hayatta olsa gelip benim getirdiğime tabi olmaktan başka bir yolu yoktu diyor. Yani hiçbirimizin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatından başka, sünnetinden başka tabi olacağımız bir seçeneğimiz olamaz. Ne falan kimsenin maslahat görüşü, filan kimsenin siyasi reyi, falan kimsenin keşfi, rüyası, bunların hiçbirisi kıyası Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan bizi onun hadislerinden alıkoymamalı. Kitap ve sünnet başka şeylere ihtiyaç bırakmaz. Kitap ve sünnete aykırı olan her şey reddolunmuştur. Kişileri taklit etmek kötülenmiştir. Kişilerin görüşleri ve fikirleri üzerine kurulmuş olan kitapların sapıklığının tehlikesine dikkat çekilmiştir. Bu görüşlerin kimisi ilmi, kimisi de ameli görüşleridir. Bid'at ve sapıklık ehlinin kitaplarının telef edilmesi gerekir. Bid'at ve sapıklık ehlinin kitapları telef edilmelidir. Yani Mesnevi dedik ya az önce, Mesnevi telef edilmelidir. Risale-i Nur telef edilmelidir, yok edilmelidir bunlar. İtlaf edilmesi gerekir. Kur'an ve sünnet dışında bir yerlere götüren fıkıh kitapları, mezheplerin fıkıh kitapları, Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmali, bunlar Kur'an ve sünnete aykırı, kitaba muhalif, sünnete muhalif, rey ve bidat kitaplarıdır. Bunların telef edilmesi gerekir. Belki ilim ehlinin işine yarayabilir ama ilim ehlinin katında değerlendirilmek üzere, batıl şüphelere cevap vermek, insanları bu şüphelerden korumak üzere. Lakin avamın eline, insanların eline geçmemesi için, bunların tehlikesinden korunmak için bunlar sakındırılır. Yok edilmesi gerekir. Delili talep etmek için hırslı olmak vurgulanmıştır ve sünneti yaymak, dersini yapmak ve buna özen göstermenin önemi vurgulanmıştır. Kitap ve sünnetin görüşler, zevkler yani keşifler, siyaset ve akılların önüne geçirilmesi gerektiği ve bunun sünnet ehlinin özelliği olduğu. Yani bu menheci özelliklerden birisidir. Allah Azze ve Celle
az önce de tekrar ettik. A'raf suresi 3. ayetinde Rabbinizden size indirilene uyun. Onun dışındakileri dostlar edinip de onlara uymayın buyuruyor. Yine ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Hucurat suresi ilk ayet. Rafi bin Hadic radıyallahu anh rivayet ediyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tarlaları ekime verirdik. Onun üçte birle, dörtte birle ve belli bir miktar zahire ile kiraya verirdik. Bir gün bize amcalarımızdan birisi gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi faydalı olan bir işten yasakladı. Ama Allah ve Resulüne itaat bizim için daha faydalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi tarlayı ekime vermekten, üçte bir, dörtte bir ve belli bir miktar zahire ile kiraya vermekten yasakladı. Tarla sahibi onu kendisinin ekmesini veya ektirmesini emretti. Kiraya vermeyi ve bundan başkasına uygun görmedi. Burada tarlayı mesela bölüyorlar dört parçaya veya üç parçaya. Diyelim dört parçaya böldün. Şu dörtte bir mal sahibinin, o tarlayı ekmekle uğraşmıyor. Kiralayan, tarlayı kiralayan bu dörtte üçlük kısmının ürününü alıyor. Tamamını sürüyor, tamamını ekiyor fakat dörtte üçlük kısmını alıyor. Mal sahibi olarak da dörtte birlik kısmı tarla sahibinin oluyor. Fakat bu belirlenmiş alandaki ürün iyi mi, kötü mü, miktarı nedir, ne kadar meçhul olduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklıyor. Ve sahabenin ifadesine bakın. Sahabe diyor ki Allah Resulü bizi faydalı bir işten alıkoydu. Yani dünya görüşleri bunun faydalı olduğu yönünde. Yani ticaret böyle yürür. Bu görüşler. Fakat Allah Resulüne itaat etmek bizim için daha faydalıdır diyor. Bakın burasını yakalıyor sahabe. Bugün mesela kuyumculardan dün örnek vermiştik galiba. Sarf meselesinde. 9 lira verdin, 10 lira bozuyorsun. İşte eski altın getiriyorsun, yeni altın alıyorsun. Arada fark veriyorsun. Bunlar faiz. Kredi kartı haram. Faiz haram. Bankayla işlem yapmak haram. Bankayla bu POS cihazını koymazsan bu ticaret yürümüyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadisi düşünün, sahabenin şu hadisini. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi bizim için faydalı olan bir şeyden men ediyor. Biz sahabenin dediği gibi dersek kurtuluruz. Fakat Allah Resulüne itaat etmek bizim için daha faydalıdır. İşte Resul'e iman etmek ve sünnetin önüne başka hiçbir şeyi geçirmemek, dünya görüşünü, ticareti, siyaseti, zevki, keşfi, kıyası hiçbir şeyi geçirmemek demek bu demek. Ebu Hanife şöyle demiştir, hadis sayı ise benim mezhebimde odur. Yine hiç kimsenin nereden aldığımızı bilmeden bizim görüşümüzü kabul etmesi helal değildir demiştir. Malik şöyle demiştir, ben sadece bir insanım, hata da ederim, isabet de ederim. O halde görüşüme bakınız. Bütün kitap ve sünnete uygun olanları kabul ediniz. Kitap ve sünnete uygun olmayan bütün görüşlerimi de terk ediniz. Şafii şöyle demiştir. Müslümanlar kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sünnet açıkça ulaşan kimsenin onu bırakıp da insanlardan birinin görüşünü alamayacağı hususunda icma etmişlerdir. Birisi ne diyordu? Vatandaşın birisi şöyle diyordu. Allah Resulü bir şeye siyah diyor. Alimler ona beyaz diyorsa biz icmaya bakarız diyor değil mi? İcma ne diyormuş? Allah Resulü bir şey deyince hiç kimsenin sözüne bakmamak. İcma bu işte. Cehaletin ötesinde bir cehalet yani söylenen söz. Tıpkı bu şuna benzedi bunların bu uydurdukları söz. Hani diğer sünnet inkarcılar bir söz uydurmuş. Benim söylediklerimi Kur'an'a arz edin, ona uyanları alın, uymayanları reddedin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir söz uydurmuş. İmamlar da diyorlar ki, İbn Abdilber biz diyor bu hadisin gereğiyle amel ettik ve bu hadisi Kur'an'a arz ettik. Kur'an'da gördük ki Resul size neyi verirse onu alın, neyden sakındırırsa onu terk edin diyor. Ve bu hadisi Kur'an'a aykırı bulup attık çöpe diyor. Yani bu icma iddiası da böyle bir şey. Bakın İmam Şafii. Tekrar edelim. Müslümanlar kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sünnet açıkça ulaşan kimsenin onu bırakıp da insanlardan birinin görüşünü alamayacağı hususunda icma etmişlerdir. Yine şöyle demiştir. Size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi sahih olarak ulaşırsa onu alın ve benim görüşümü bırakın. İmam Ahmet şöyle der.
El-Evzai'nin görüşü, Malik'in görüşü ve Ebu Hanife'nin görüşü, bütün bunlar birer görüştür. Bana göre bunların hepsi birdir. Delil ancak rivayetlerde gelenlerdir. İbn-i Teymiye şöyle der. Allah'ın onlara en büyük nimetlerinden birisi, kitap ve sünnete sarılmalarıdır. Sahabe ve onlara güzellikle uyan, tabi'in arasında üzerinde ittifak edilen esaslardan birisi, hiç kimsenin Kur'an'a aykırı olan görüşü, zevki, akli yorumu, kıyası ve vecdinin asla kabul edilmemesidir. Yine şöyle demiştir, Mecmul Fetevâ'da, bu söyleyeceğimi de Cevab-ı İtirazat-ı Mısriye adlı eserinde. Hameviye fetvasını verdikten sonra Şeyhülislam İbn-i Teymiye, Mısır'da bazı itirazlar olmuş ve Mısır'da bu Hameviye fetvasını, Fetevâ-l Hameviye'yi savunmak üzere bir risale daha yazıyor İbn-i Teymiye. Orada söylüyor bunu. Hadiste imamlıkla meşhur olan Şafii, Ahmet, İshak yani İshak bin Rahüye, Ebu Ubeyd ve diğer hadis imamları gibi imamların yolu ne haberi meselelerde ne dini konularda, haberi meseleler derken itikadi konuları kastediyor. Yani gaybi olarak haber verilip de Allah ve Resul tarafından haber verilip iman etmemiz gereken meseleler. Ne bu meseleler ne dini konularda, yani kişinin şeriatla ilgili olarak ibadetleriyle alakalı konularda, ne usulde yani ilmi meselelerde, ne de ayrıntı, detay meselelerinde sahih hadislerden hiçbirini reddetmemeleridir. Onlar kıyasa, akla veya mücerret olarak Kur'an'ın zahirine aykırı olduğu zannıyla sahih hadisi reddetmezler. Evet, kitap ve sünnetin bunlara aykırı olan her şeyin önüne geçirilmesi gerektiği. Kitap ve sünnet görüşlere, inançlara ve zevklerin üzerine hakemdir, hükmedicidir. Fakat bunun aksi söz konusu değildir. Yani görüşler, kıyaslar, başka şeyler Kur'an ve sünnet üzerine hakem değildir. Mesela kitap, sünnet, icma, kıyas dediğiniz zaman, yani bu şekilde bir kullanılışa biz neden karşı çıkıyoruz? Neden karşı çıkıyoruz? Bazıları işte kitap, sünnet, icma, kıyas diyor ve selefi olduk.